Sizden Gelenlerin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere bir takipçimizin 2007 yılında yaşamış olduğu paranormal bir olayı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yıl 2007. Ben 8 yaşında bir çocuktum. İsmim İsmail. Şu an ise 22 yaşındayım. Bu anlatacağım hikaye tamamen gerçek ve başımdan geçmiş bir hikayedir. Mutlu bir ailemiz vardı. Bulgaristan'ın Balçık şehrinde doğmuştum. Yaşadığımız yer ise tamamen ormanın ortasındaydı. Dedem ve ninemden kalma bir evimiz vardı. Korkusuz bir çocuktum. Sabah 8'den akşam 9'a kadar komşularımızın çocuklarıyla oyunlar oynardık ve en sevdiğimiz oyun ise saklambaç oyunuydu. Yaz saatleri gece 9 gibi bir araya gelip saklambaç oynuyorduk. Ve ben bu oyunu geceleri oynarken çok keyif alıyordum. Her ne kadar korkunç olsa da ormanlarda saklanıp beni bulmalarını bekliyordum. Düşünsenize, hangi çocuk gecenin bir yarısı ormanda saklanırdı ki? Sanırım gözü kara bir çocuktum ya da öyle sanıyordum. Her akşam bu oyunu oynar ve evime giderdim. Ta ki bir geceye kadar. Yine böyle saklambaç oyunu oynamak üzere saat 9'da dışarıya çıkmıştık. Bizim evin yanı başında kocaman bir dere vardı. Oraya çöplerimizi atıyorduk. Çünkü bizim yaşadığımız yerde çöp kovası yoktu. Issız bir yer olduğu için devlet pek ilgilenmezdi. O gece içimde acayip bir his vardı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Ama öyle garipti ki hiç böyle hissetmemiştim saklambaç oynarken. Saklambaç oyununu oynamaya başladığımızda ben ormanın derinlerine tekrardan dalmıştım. Bir ağacın köküne yaslanıp birinin beni bulmasını bekliyordum. Sonra ise fısıldama sesi duydum. Arkamı döndüm ve hiç kimse yoktu. Bir arkadaşımın bana şaka yaptığını düşündüm. Seslendim. "Seni görüyorum. Hadi çık oradan," diye. Ama aslında hiç kimseyi görmüyordum. Sadece birisi varsa çıkması için öyle demiştim. Sonra bir şey fark ettim. Arkadaşımın sesini normalde duyardım. Ama hiç ses yoktu. Öncelikle oyundan vazgeçtiklerini düşündüm. Ve onları aramak için ormandan çıkmaya karar verdim. Ama çıkamadım. Yürüyordum ama sanki yol bitmiyor gibiydi. Daha hızlı yürümeye başladım. Ama yine de yol bitmiyordu. Sonra koşmaya başladım deliler gibi. Ama nafile, bu ormandan çıkamıyordum. Kaybolduğumu düşündüm ve nefesim daralmaya başlamıştı. Oturduğum yere ağlamaya başladım. Tek korktuğum ailemi göremeyecek olmam ve bana kızacaklarıydı. Daha sonra tekrar bir fısıltı sesi duydum. "Arkana bak." Ama bu seferki sanki kulağımın dibindeydi. Arkaya kafamı çevirdim ve onu gördüm. O büyük, uzun bir adamdı. Simsiyahtı ve suratı gözükmüyordu. İşte o an korku nedir, nasıl bir histir çok iyi anladım. Nutkum tutulmuştu. Nefesimi kontrol edemiyordum. Kalbim adeta yerinden çıkacak gibiydi. Ağzımı açmaya çalıştım ama sanki çenem ağırlaşmıştı. Gözlerim yuvalarından çıkacak gibi büyüdü. Korku içerisindeydim, ayağa kalktım. Koşmak için arkamı döndüm ama o yine karşımdaydı. Ne yapacağımı bilmiyordum. O hiç tepki vermiyordu. Sadece duruyordu. Beni izliyordu, ben ise bayılmak üzereydim. Çok az bir süre birbirimize baka kaldık. O benim üzerime doğru yürümeye başladı. Ben ise geri geri gidiyordum. Onun tek ayak adımı benim neredeyse 5 adımım kadardı. Ama ondan gözlerimi alamıyordum. Geriye doğru gidiyordum ama aynı zamanda ona bakıyordum. Sonra birden koşmaya başladı. Arkamı dönüp koşmaya başladım. Oradan çıkamayacağımı düşündükçe deliriyordum. Sonra birden kendimi yolun ortasında buldum. Bizim evin sokağıydı.
Eve doğru koşmaya başladım. Bizim evin kapısının önüne vardım. İçeri girdim. Bizimkiler uyuyordu. Hemen onları kaldırmaya başladım. Ama sesim çıkmıyordu. Ailemi sarsmaya başladım. Uyanmışlardı. Annem beni görünce çığlık attı ve ne oldu diye bağırmaya başladı. Her ne kadar anlatmaya çalışsam da anlatamıyordum. Çünkü dudağımın ortası ikiye yarılmıştı. Babam beni kucağına alıp hemen hastaneye götürmüştü. Doktorlar ikiye ayrılan dudağımı dikmişti. Ailem ise hiçbir şey bilmiyordu. Babam doktora durumu anlatmaya başlamıştı. Fakat birdenbire dikişlerim attı. Hemşireler beni acilen dikiş atmaları için içeri taşımışlardı. Dudağımı diktikten sonra eve gelmiştik. Ben narkozun etkisinden hemen uyumuşum. Sabah uyandığımda ise annem beni kolumdan tutup hocaya götürmüştü. Dilimin çözülmesi için beni okumaya başladı. Sonra bir muska ve okunmuş su verip aileme bu çocuk çok korkmuş, cinlere, şeytanlara karışmış, onu göz önünde bulundurun demiş. Ne olduğunu sormaya çalışıyorlardı. Ben ise anlatmakta güçlük çekiyordum. Babam bu konuyu kapatmasını söyledi anneme. Bir daha bu konu açılmayacak dedi. 3 ay sonra konuşabiliyordum. Ama o mutlu ve korkusuz çocuk gitmişti. Yerine korkak, dışarı bile kafasını çıkaramayan çocuk gelmişti. Ailem bunu unutmam için elinden geleni yaptı. Ufak da olsa hediyelerle unutturmaya çalışıyorlardı. Ben gitarı çok severdim. Babam zar zor da olsa bana bir gitar almıştı. Onunla evde oynarken çalmaya çalışıyordum ve böylelikle dikkatimi dağıtıyordum. Çünkü bu 3 ay içerisinde sadece onu düşünüyor ve uyuyamıyordum. Geceleri rüyamda cinlerin suretlerini görüp yerimden zıplayarak kalkıyordum. Bu bayağı bir süre devam etti. Ama maddiyat ile sıkıntılarımız oluşmaya başlamıştı. Çünkü ailem ben korkuyorum diye beni bırakıp işe gitmiyorlardı. Ama böyle ne kadar devam edebilirdi ki? Bir gün babam bana artık korkmamamı ve cesur olmamı söylemişti. Onların çalışmasını ve bu evi geçindirmekle yükümlü olduklarını söylemişti. Ben ise ikisinin de gitmesini istemiyordum. Ama erzağımız tükeniyordu gün geçtikçe. Kuru ekmek yemeye muhtaç kalıyorduk. Ve bu yüzden babamın bu konuşmasını anladım ve ona "Tamam baba, sen daha iyisini bilirsin. Ben artık o kadar korkmuyorum." dedim. Fakat çok korkuyordum. Ertesi gün yatağımdan uyandım ve evde hiç kimse yoktu. Telefon çaldı. Açmak için kalktığımda ise Almanya'dan bir kadın vardı telefonun ucunda. Bana "Hatice sen misin?" dedi. Ben de "Hayır, ben oğluyum. Siz kimsiniz?" diye sordum. O da "Oğlum, ben senin teyzenim. Meryem teyzem." dedi. Meryem teyzemi, ben onu hiç tanımıyordum. Annemin anlattığına göre ben küçükken o Almanya'da evlenmiş diye biliyordum. Bana telefonda kendisinin Bulgaristan'da olduğunu ve Balçık Otogarı'nda olduğunu söyledi. Ve bize gelip bir çay içmek ve annemle görüşmek istediğini söyledi. Ben de "Buyur teyze, gel." dedim. Ama annem "İşte ben evde yalnızım." dedim. O da "Tamam, ben geliyorum." dedi. Hem annene sürpriz olur hem de sen yalnız kalmamış olursun dedi. Ben de "Tamam teyzeciğim." diyerek telefonu kapattım. Otogar bize arabayla 15 dakika kadar uzaklıktaydı. Ama bir saat geçmesine rağmen kimse gelmemişti. Ben tekrar yatağıma oturup gitarı elime aldım. Kendi kendime söylenirken kapı çaldı. "Teyzem geldi." diyerek kapıyı açtım. Karşımda bir kadın duruyordu. Bana "Merhaba İsmail, ben Meryem teyzen." dedi. Sarıldı, öptü. Ben ise çok şaşkındım. İlk defa teyzemi görüyordum. Annemin bana fotoğraflarda gösterdiği gibi bir kadındı. Beraber içeriye girdik. Uzun uzun anlatmaya başladık. O bana Almanya'da geçirdiği günleri anlatıyordu. Ben de ona "Teyze, niye şimdiye dek hiç gelmedin?" diye sordum. O da bana "Oğlum, ben çok gelmek istedim. Fakat annen gelmemi istemedi.
Annemle teyzem kavgalı ayrılmışlar. Anlattığına göre annem onun kocasını hiç sevmemiş ve evlenmesini de istememişti. Ama teyzem kendisine aşık olduğunu ve burada duramayacağını söylemiş ve bir gece kaçmış. Ben şaşkınlıkla teyzemi dinlerken kapı tekrar çaldı. Teyzeme, "Otur teyze, ben bakarım kapıya," dedim. Açtığımda yaşlı bir dede karşımda duruyordu. Bana, "Evladım, ben karşı bayırda oturan bir çobanım. Buradan geçerken susadım ama hiçbir yer yoktu ve su bulamadım. Haplarımı içmem gerek, öğleni geçti," dedi. Ben de, "Tamam dedeciğim, burada bekle," diyerek içeriden su almaya gittim. Teyzem, "Kim o?" dedi. "Yaşlı bir dede çobanmış, su istiyor," dedim. Teyzem de, "Burada çoban da mı var?" dedi. "Ben ilk defa görüyorum teyze," dedim. Suyu dedeye götürdüm. Dede bayağı susamış ve bitkindi. Haplarını içtikten sonra "Sağ olasın evladım," diyerek "Ben artık yoluma gideyim," dedi. Gitti. Kapıyı kapattım ve içeri teyzemin yanına gittim. Teyzem, "Oğlum, ben bir markete uğrayayım. Gelirken elim boş gelmiş gibi oldu. Ayıptır böyle," dedi. "Teyzem, burada otur. Ben hemen geleceğim," diyerek evden çıktı. Ben de evde oyuncağımla kalmıştım. Sonra telefon çaldı. Açtığımda ise arayan annemdi. "Oğlum, biz geliyoruz. Bir şey istiyor musun?" dedi. Ben de, "Yok anne. Ama bir saat önce Almanya'daki teyzem seni görmeye gelmiş," dedim. Annemin sesi telefonda kesilmişti. "Alo anne," dedim. "Oğlum, nasıl teyzen? Neden bahsediyorsun sen?" dedi. "Anne, Almanya'daki teyzem. Hani şu fotoğraflarda bana gösterdiğin," dedim. Annem korkmuş bir sesle, "Oğlum, senin teyzen sen daha bebekken öldü," dedi. Ve ben buz kesmiştim. Ne oldu anlamamıştım. Az önce, daha bir saat önce evimde olan kadın kimdi? Annem, "Telefonu kapat, hemen geliyoruz," dedi. Ve ben tekrar korku içerisinde ağlamaya başladım. Annem eve geldiğinde ona her şeyi anlattım. O da hırsız gibi bir şey düşündü. Daha sonra evi kontrol ettiler. Evden hiçbir şey alınmamış. Sonra oturup fotoğraf albümünü aldı ve açtı ağlayarak. "Bu kadın mı geldi?" dedi. "Evet," dedim. "Evet anne, bu kadındı." Gözyaşlarına boğuldu annem. Ben ise korkuyordum. Sonra fotoğrafta bir şey dikkatimi çekti. Bir adam vardı. Elinde bastonuyla duruyordu. "Bu kim anne?" dedim. "Oğlum, o senin büyük baban. O köyde öldü. Sen onu hiç görmedin," dedi. Ama aslında onu da görmüştüm. O gelen çoban büyük babammış. Şu an 22 yaşındayım. Bunları yazarken bile gözlerim doluyor. Anladığım tek şey, ben artık o cesur çocuk değilim. Allah sizin başınıza böyle bir olay vermesin. Öncelikle çok teşekkür ederim bu hikayeyi yazdığın için. O küçük yaşlarda bir çocuğun bunları yaşaması kesinlikle çok korkutucu ve çok zordur. Siz de yaşamış olduğunuz paranormal olayları bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Ve unutmayın, korkunun sizi eline geçirmesine asla izin vermeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.